Evet arkadaşlar, Number One TV'deyiz ve Starzone'da devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda Kaan Yalçın ve yepyeni albümü var. Peki Kaan Yalçın'ın müzik haricinde burada yaptığı bir sürü iş var. Hakikaten dop dolu bir adam burada. Bir sürü dizi isim var. Çok fazla dizilerle aram iyi olmadığı için 24 saat izliyorum, bakma ya. Hayır, senin aran iyi olmadığı için değil. Ben henüz Medium'da oynamıyorum. Çok iyiymiş. Yani öyle bir Lost'ta durum. Lost'ta görür gibiydim seni. Vardım son bir ara. Yanında... İşte Lost abi. Lost abi. Lost, ya, Lost benim yani. Çok iyi. Son yılın kankası rolünde. Evet. Birkaç kez görmüştük. Peki yeni dizi projeleri var mı? Şu anda yok. Hatta işte biraz önce... yani hadi yalan söylemeyelim. Biraz bize önce... bir kıyak yapardık. Tamam, biraz önce bir teklif geldi ama hayır dedim. Teklif geldi. Evet, evet. Hayır dedim. Güzel bir kanaldan. İyi bir kanaldan, iyi bir diziden. İyi bir diziden. Hayır dedim. Adama bak, bolluk içinde hayır diyor dizilere. Hiç yok, onunla alakası yok yani. Uygun olmayacağım tabii, bir tabii, dizi. Tabii. Sen çok iyi biliyorsun benim, bir şey verebileceğim bir dizi, onlardan sadece para alabileceğim bir dizi. Hani bunun için kendim böyle bir riske atmaya anladım. Gerek yok. Yani çok güzel, bak seçici davranıyor olabilmen çok önemli. Çünkü yani. Bazı rollerde, bazı dizilerde öyle insanlar görüyoruz ki hani hiç olmamış diyoruz, ünlü veya ünsüz. Hani biz daha alt seviyede, yani gençler olduğumuz için, daha alt yaş grubundaki kişiler olduğumuz için. Hani bu oturtmayı daha iyi yapabiliyoruz gözümüzde. Atıyorum Ahmet bilmem ne. Şimdi senin gözün, yani bir seyirci olarak seyircinin gözü bir şey arıyor. Mesela atıyorum onun ağzından çıkan kelimenin onun ağzına yakışık yapışmadığını anlatıyor. Aslında oyuncu açısından baktığında olay şöyle. Sen hangi rolü verirsen ver, oyuncu bunu oynamakla mükelleftir. Oyuncunun işi budur. Oyuncu çıkarsın. Değilse oynayamaz diyorsun. Yani o senin seçiciliğin değil, öbürünün oynayamaması oluyor. Evet, değil mi? Şimdi biraz biz bazen öyle görüyoruz ama bak mesela biraz sen öyle. Karakterli bir oyuncu davranışı seni yaptın. Ya ben bu diziye bir şey katamayacağım. Tabii bir şey katamam yani. Benim ağzımdan çıkmaz o cümleler. Yoksa bana bölüm 5'i 5000 YTL teklif ettiler. Ben 8 istedim. Hayır ya, hiç alakası şey yok. 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 Şey yani yok. Olmazdı. Hani ne o taraf için de olmaz, benim için de olmaz. Olacak mı peki? Var mı kafanda? Ya şunu oynayabilirim dediğim bir rol var mı? En iyi şunu oynarım ben. Vallahi şöyle söyleyeyim. Nuri Alışo diyorum. Yok, onu ispatladım. Allah'ta. Onda iyiyim. O kıyafeti onda iyiyim. Onda iyiyim. Baştan beri söyledim. Arkadaşlar neyse, Allah'tan Ramazan da bir şey içmiyoruz. Yoksa burada. Yani ne bileyim, hani gerçekten ya şunu keşke ben oynasaydım dediğim binlerce rol var. Ya yani binlerce rol var. Ama hani böyle spesifik bir şey göstermem gerekirse yok. Ama büyük prodüksiyonlardan çok büyük roller var tabii oynamak istediğim. Yani. Hadi bakalım, inşallah gönlünce olur. İnşallah, inşallah. Peki devam edeceğiz konuşmaya. Bu dizi muhabbeti de güzel sardı bizi. Grup B, Sokaklar. Hadi bakalım izleyelim. Çok sağ olun arkadaşlar.